Ömer Bey. Evet Müge Hanım. Şimdi siz dediniz ki hani benim o kadınla hiçbir özel, Hatice Hanım'la özel bir beraberliğim olmadı, hiçbir şeyim olmadı. Şimdi arkadaşlar ekrana bir fotoğraf verecekler. Sizin yüzünüzü buzladım yine de. Ama şimdi bakın bu fotoğraftaki kişi siz değil misiniz? Verin. Ekranda herhangi bir fotoğraf yok. Biraz. Evet doğrudur. Tamam. Alın alt bağınızı da alın. Yani bu şimdi böyle ev alıp satanlarla böyle mi fotoğraf çekiliyor? Aynen. Aynen. Kendisi bana dedi şimdi, ki... Bir dakika bir Ömer Bey cevap versin. Canlı yayından çıksak ben size bunun cevabını vereceğim de. Canlı yayından... Hayır bakın beyefendi şimdi siz bağlandınız dediniz ki o kadının sözleriyle ilgili şey yapıyorsunuz. Ben o kadınla böyle bir anlaşma yaptım. Bir aramızda hiçbir beraberlik de olmadı. Ben evli bir adamım. Hatta şu onun yüzünden ben boşanacağım. Falan filan dediniz ya. Şimdi bu fotoğraftaki kişi de sizsiniz. Evet doğru. Ben de size hani diyorum ki diyorum yani hani ne diyeyim. Sesiniz kesildi. ne dediniz? İşte burada, çünkü ben bazı şeyleri bu kadar anlatabiliyorum yani diyebiliyorum yani falan. Hani sizin çok bir yorum yapmanız. Yani. Ömer Bey burada sizin bir yorum yapmanız daha doğru olacak. Siz biraz olacak. Erkek erkeğe konuşsanız evet, da. Yani Ömer Bey burada yapacağınız yorum önemli. Buradaki görülen samimiyet biraz daha hani ev satın alıp vermenin dışında bir samimiyet. Yani Hatice Hanım'ın söylediklerini doğrular nitelikte. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim ben size. Bunun benden bir daire aldı. Danışmanlık yaptığım bir firmadan bir daire aldım. Burada sıkıntı yok. Ben size diğer resimleri de attım. Az evvel iddia etti. İsterseniz 16 kişi gidin de. İstiyorsanız yanınızda şu anda 16 kişi olsun. Sonuçta bu ikinizin fotoğrafı. Yani gayet açık ve net bir fotoğraf. Yani çok izaha da gerek duyulmayacak yok, evet. Bir fotoğraf. Öyle değil mi? Bu biraz normal alıştığımız... İki kişinin bir akşam yemeğinde çektireceği fotoğrafın çok dışında yaşanan bir farklı ilişkinin boyutunu gösteren bir fotoğraf. Tamam o zaman madem bütün özel hayatın gizliliği kalktı ben o zaman şöyle anlatayım. Bu bakın özel hayatın gizliliği kalkmıyor. Hele benim programımda asla kalkmıyor. Siz sadece bakın bu fotoğraf en baştan beri benim elimde var. Ben bunu vermedim. Ben şunun için söyleyeyim. Tamam. Siz dediniz ki Hatice Hanım yalan söylüyor. Benim Hatice Hanım'la hiçbir duygusal beraberliğim olmadı dediniz. Hatice Hanım da Hollanda'da yetiştiği için aslında çok Türkçe'ye de hani özellikle tartışma anlamında çok hakim değil. Düşünerek konuşuyor. Ben de onun üzerine bu fotoğrafı verdim. Bu fotoğraftaki kişi siz misiniz dedim. Benim dediniz. Benim dediğiniz zaman da bu fotoğraf zaten her şeyi açıklıyor. Hani özel Türkçe'ye fazla hakim değil diyorsunuz değil mi? Yani çok benim gibi konuştuğunu düşünmüyorum yani evet. Başka gerekçeleri de olabilir Hollanda'da yaşaması ya da başka bir şey. 3 yaşında gittim ben oraya o yüzden Türkçe evet. Okula gittim. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.